bir uzman görüşüne başvuralım. Eski cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba telefon attığımızda. Savaş Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Lütfen anlatır mısınız, bazı cinayetlerin çözülmesi neden bu kadar zaman alıyor? 19 yıldan bahsediyoruz. Evet, ben bu olayı çok iyi hatırlıyorum. Bu babayla da birebir bir toplantı yaptığımızda bir konuşma yapmıştım ben babaya. Demiştim ki bu cinayet mutlaka bir gün çözülecek. Çünkü bu olay yeri, çok iyi hatırlıyorum o günü. Biz de yardıma gitmiştik diğer bürodaki arkadaşlara. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü müthiş bir çalışma yaptı orada. Delilleri çok güzel topladılar. Hiçbir istisna atlanmadan her şeyi birebir oturtturdular, koydular. Ama o dönemin teknolojik detayları bu kadar iyi değildi. Şimdiki çalışmalar harika. Polis laboratuvarı çok iyi çalışıyor. O dönemde böyle bir eksikliği vardı DNA sistemlerinin bulunmasında. Ama bakın şöyle bir şey. Bıçakla bir insanı öldürürseniz, biz yıllarca delici kesici alet yaralamalarıyla ölümlenen cinayetlerin hepsinde mutlaka şunu gördük. Elde bıçaklayan kişinin elinde mutlaka bir hasar oluşturuyor. Şayet bıçağın özel bir koruması yoksa. Birine bir bıçağı sokmaya çalıştığınızda mutlaka elinizi kesiyorsunuz. Ne olursa olsun kesiyorsunuz. Çünkü vücuda kasa giriyor, kemiğe dokunuyor ve eliniz içeri doğru kayıyor. Mutlaka bir hasar bırakıyor. Ve bu bıçağı biz aldığımızda olay yeri inceleme o günün şartlarında polis laboratuvarına gönderildi bunlar. Ama ayrıştırmayı yapamadı polis laboratuvarı o dönemde. Ama deliller çok iyi toparlandı. İnanın ben bu babaya da dedim, bu cinayet mutlaka çözülecek. Bana şunu demişti, ben çok Almanya'da yetişmiş bir vatandaş bu. Ben dedi çok cinayet kitapları okudum, çok cinayet filmleri izledim gibi bana böyle bizimle neredeyse alay edercesine böyle bir tavıra girmişti. Ama şu an o kadar sevinçliyim ki inanamazsınız. Yani ben peki, o kadar mutlu oldum. Savaş Bey, merak ettim. O dönem konuştuğunuzda baba üzgün, bitik, bir evladını kaybetmiş, üzüntüsü yaşayan bir baba mıydı? Okuduğu kitapları anlatacağım. İnanın hiç alakası yoktu. İnanın hiç alakası yoktu. Zaten biz olay yerine gittiğimizde evde hiçbir zorlama yoktu. Yani o kapıyı zorlayarak açan bir yapısı yoktu kapının. Herhangi bir yerinde bir kırık dökük yoktu. Mutlaka anahtarla girilmişti içeri. Biz o yüzden anahtarın kimde olduğunu, kapıcısından tutun, yani aklınıza gelebilecek herkesi gözaltı yaptık o dönemde. Herkesi aldık çap. Ama bu baba bizi hep şüphelendirdi. Hı. İnanın yani çocuğunuz ölmüş, düşünebiliyor musunuz? Evet. Çocuğunuz ölmüş ve adam umrunda değil yani. Öyle bir tavırdaydı. Ya çok üzgündük. Yani o olay o zaman çözülemedi. İnanın belki de 19 peki, yıldır. Peki şu da dikkat çekici. Ekrana da getiriyoruz görüntüde. Kızın Hande'nin saçının kesilip bir tutamının Hande'nin eline verilmesi ve evin farklı noktalarına dağıtılması neden? İşte biraz önce size onu anlatmaya çalıştım. Bana şunu dedi bu adam. Ben dedi çok cinayet kitapları okudum. Çok cinayet filmleri izlemiştim demişti. Evet. Yani onunla bakın. Yani kendini profesyonel bir aslında bize orada tüyü verdi ama tabii biz bunu 3 veya 4 kere gözaltı yaptık bu adama. Savcılığın talimatıyla 3-4 kez alındı bu. Ama tabii o zamanın şartlarında delilleri en iyi yapılan şey şuydu bakın. Olay yerinin muntazam bir şekilde olay yeri inceleme polislerinin de buradan onlara da şu an minnettarız. Yani çok iyi bir çalışma yaptılar ve 19 yıl sonra o yapılan çalışmanın şimdiki arkadaşlarımızı da tabii tebrik etmek gerekir. Çok güzel bir iş yaptı şimdiki cinayet büro. Ama bu bir ekip işi. Bunun içinde cinayet büro var, olay yeri inceleme var, polis kriminal laboratuvara. Bir ekip olarak bu işi çözdüler, çok mutluyuz. Savaş Bey, soruma yanıt alamadım. Bu planın bir parçası olsa gerek, saç meselesi. Neden tabii, tabii. Kızın? Nedir? Şöyle. Sebep nedir? Ya orada işte saçları, kızın elinde de bir miktar saç evet. vardı. Olay yerine de saç kesilmiş ve dağıtılmış şekilde, yani oraya
mücadele etmiş, saçları kendiliğinden yapmış. Yani bir sürü ala vermeye çalışıldı orada ama biz o saçların daha sonra makasla kesilip oraya döküldüğünü, tabii bu laboratuvarda daha sonradan geldi. Yani olay yerini karıştırmak, vücut izlerini yok etmek. Sadece bu vücut izi dediğimiz şey, orada bir düşünebiliyor musunuz? 13 tane bıçak vuruyorsunuz bir insana. Yani 13.'ye gelene kadar bu şahıs ölmemiş. Of. Çocuk ölmemiş. Yani mücadele etmiş. Orada bununla ilgili vücut izleri vardır. Yani yapan kişinin vücut izi dediğim şudur. Olayı yaparken terlersiniz. Saçınız dökülür. Bunları ortadan kaldırmak için kızın saçını kesip serpiştirme yapmış olay yerinde. Anladınız mı? Yani kendi saçı, kendi vücut izi ortaya çıkmaması amacı burada. Anlatabildim mi? İnanılmaz. Yani olay yerine kızın saçlarını kesip serpiştirmek, kendi saçlarını ortadan kaldırmak. Kendi saçının bulunup DNA'nın oturmaması anlamında bir çalışma yapmış. Bir babanın bunları planlayıp bağlı. Yapıyor olması tabii çok korkunç. Tabii planlayarak yapıyor bunlar, planlayarak. Yani daha farklı bir sürü şeyler de bulmuştuk da şimdi bunlar tabii burada anlatılmaz. Evet. Ama tabii sıkıntılı bir durumu vardı. Ama çözüldüğüne çok sevindim. Peki. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Eski cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için.